ve çok istenen ayakkabılardan bir tanesi geliyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi'nde yeniden güzel bir kargo açığına hoş geldiniz. Bu sıralar baya baya kargo açıyoruz değil mi? Evet. Yani çılgınlar gibi ayakkabı alıyorum. Ben yetişemiyorum senin üstüne. Gerçekten bütçemi baya açtım. Ama yıl sonuna kadar incelemediğim ayakkabı olsun istemiyorum. Her ayakkabıyla biliyorsunuz bu şekilde kargo açımını yapıyoruz. Daha sonra da detaylı performans incelemesini yapıyoruz. İçerisinde birkaç hafta geçirdikten sonra sahada test ediyorum, yürüyorum, ediyorum. Sizlere fikirlerimi anlatıyorum. Teknolojileriyle birlikte nasıl bir ayakkabı daha güzel öğrenebiliyorsunuz yani. Her videonun farklı amaçları oluyor. En iyi içeriği, en iyi kaliteyi ve bilgiyi sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bunu dedik bu kadar madem, bir kanala abone olun da diyelim. Eğer yeniyseniz ve bu içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve o zil çan işaretine basmayı unutmayın. Böylelikle ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş olur. Güzel güzel videoları kaçırmamış olursunuz. Yorum ve like'larınızda naçizane bekliyoruz diyelim. Ve kargomuza dönelim. Arkadaşlar Sneaksup'tan aldım. Ara ara biliyorsunuz Sneaksup'tan alıyorum. Ankara'da da mağazası var zaten. Cepa'da bilmeyenler için. Güzel, fena değil. Ürünleri hoş. Ama geçenlerde hatırlarsan kullanılmış ürün çıkmıştı. Hatta karbonat kullanılmış ayakkabı çıktı gibi bir başlık atmıştım. Bakabilirsiniz. Zaman zaman kullanılmış gönderiyorlar. Mağazalardan gönderdiği durumlar oluyor diye tahmin ediyorum. Vitrin ayakkabısı olabilir. Muhtemelen yapıyorlardır. Mağazada veya işte deniyorlardır. Geri koyuyorlardır. İşte orada biraz pisleniyorsa. Oluyor olabilir. Daha önce başıma geldiği için. Ya da geri iade edilmiş bir ayakkabı da olabilir. O da olabilir ama mesela teki kullanılmış hatırlarsan. Bir tanesi mesela kullanılmış çıkmıştı. Diğeri gayet güzeldi. Muhtemelen mağaza. Hani vitrine koydu. Oradan aldı gönderdi. İndirimden aldıklarınızda daha çok oluyor. Şu an indirimde değil. Direkt olarak zaten bütçeli bir versiyon, bütçeli bir ayakkabı aldım. Ama gönderimlerini çok beğeniyorum. Gayet güzel, büyük bir kargo kutusunda içerisi zarar görmeden gönderiliyor. Şurası hoşuma gitti. Benim adresimi çekmeden şuraya çekebilir misin? Şurada bakın emniyet bandı var. Yani sizden daha önce birinin açmadığını gösteren. Ben şöyle bıçağımızı getirmiştik. Evet. Şurada faturamız geldi arkadaşlar. Faturalı ürün olması da tabii ki güzel. Ne? Bu logoyu tanıdın mı? Yanis. Zaten Antetokounmpo. Aynen. Burada ilginç bir şekilde Yanis de yazıyor. Diğerlerinde Freak'leri incelediğimiz zaman hatırlarsın. Sadece Antetokounmpo yazıyor. Sadece Antetokounmpo yazıyordu. Yanis yazmıyordu. Bu modelin isminde çünkü Yanis geçiyor. Yanis Immortality modelinden aldım. Çok isteniyordu. Aslında ben çok beğenmiyordum bu ayakkabıyı ama bu kadar istenince dayanamıyorum. Sizleri kıramıyorum. Yanis'in bütçeli versiyonu. Çıkış fiyatları 800. Numaralı ayakkabısı değil. Değil. Freak'ler gidiyor imzalı ayakkabısı ama bu da imzalının bütçelisi. Şimdi LeBron'larda var, Kyrie'lerde, KD'lerde. Büyük oyuncuların hepsinde. Harden'larda var biliyorsun. Step Back'leri var ya mesela. Sonuçta Yanis'e de lazım. Adam MVP oldu, şampiyon oldu. Ve kendi ayakkabısı aslında bütçeli imzalılara yakın fiyatla çıkıyor. Yani alt tabandan çıkıyor. Bir LeBron'lar mesela çok yüksek. Bu mesela binlerde çıkıyor. LeBron 1700'lerde çıkıyor. 1600'lerde. Bir tık daha düşünü yaptılar. Böylelikle hani bütçeliler 800 lira mı dedim bunu? 800 küsürlere falan çıktı. Ama ben bunu 600 lira falan gördüm mesela. Nike'de indirime girmişti. Sneaksup'ta indirim yoktu. Nike'de alayım edeyim derken tık diye zaten bitti numarası. Neyse dedim ben de bunu alayım. Şurada 34 numara dikkatimi çekti farklılık olarak. Onun dışında Yanis zaten en büyük farklılık. Hadi mavi bakalım. Kutu. Yapmış. Mavi kutu. Diğerlerinde yani siyah, beyaz yapıyorlardı. Biraz daha janjanlıydı. Bundaki kutudaki materyal de kötü ama. Evet. Bayağı böyle geri dönüşümler üretilmişti. Nike'ların o turuncularına benziyor. Ondan daha kötü. Baksana bir dokun, bir üstü bir tuhaf. Yani o esimden de böyle hemen lık diye içine göçecekmiş gibi. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 34 hem'de Greece bayrağı aynı şekilde. Yani Yunanistan'da biliyorsun. Aslında göçmen ama. Yani Yunanistan da çok şey ya, ballı bir memleket. Şu mesela Türkiye'ye göçmüş olsa, ama gerçi Türkiye'ye göçmüş olsa da Allah bilir emeğe gidemezdi bizim sistemlerden dolayı. Neyse hiç oralara girmeyelim. Keşfedilmeyebilirdi. Aynen öyle. Bir de bütün kardeşleri de NBA'ydi bu arada. Hepsi çok yıldız. 5 kardeş mi? 4 kardeş mi? Bayağı. Hepsi zaten hatta öyle bir... Hatta daha fazla 7-8 kardeş falan var diyebiliyorum. Olabilir isimleri hatırlıyorsan Freak'lerde yazıyorlar ya. Tanesis, işte Kostas bilmem ne diye. Evet hadi bakalım açalım. En jenerik rengini aldım arkadaşlar. Ve bu şekilde. Fena değilmiş. Hiç beklentim yoktu. Ayakkabıyı elime alınca hoşuma gitti. Diğerini de çıkartalım. Kutumuzu kenara koyalım. Yanis Immortality. Şu anda ilk görüşteki düşüncen ne? Hemen bana bunu söyle. Yani hoşuma gitti bence. Benim de hoşuma gitti. Hafifliği de çok hoş. Elde tuttuğunuz zaman hem okkalı hem de hafif. Güzel, gayet güzel. Beklentisiz olmak lazım. Yani temelde bu bence. Bir şeyden beklentiniz varsa arkadaşlar gerçekten beğenemiyorsunuz.
Yalnız arkası markası çok iyiymiş. Arka kısmı çok hoşuma gitti. Baksana arkası falan cidden çok farklıymış. Zigzagları, girintili çıkıntılı yapısı, birçok şey de yazıyor. Şöyle benim de biraz bakmam tabii ki, incelemem gerekiyor. O zaman sizlerle hep birlikte tabandan başlayalım, ne dersin? Sonra yavaş yavaş yukarı çıkalım. Taban arkadaşlar sert plastikten yapılmış ve yine aile isimlerini görüyoruz. Bak tam konuştuğumuz yere geldi. 4 kardeş. Francis, Thanasis, Kostas ve Alex. Tabii ki yenisi de sayarsan 5 kardeş olmuş olacak. Dediğin doğru. Bayağı sert plastikten dışarıda oynamaya bence uygun duruyor şu an ilk bakışta. Bu rengi özellikle çok sağlam, derin çıkıntılara sahip. Yani bayağı bakıyorum aşağı doğru da iniyor. Gerçi böyle elini ittirmeye çalışınca hızlı oynuyorlar ama bence yine dışarıda oynamaya bayağı uygun. Şurada lime yazıyor. O ne, onu anlayamadım. Şurada mı yazıyor? Şu siyah tarafta yazıyor olabilir. Ne? Charles Veronica, anne babası lime, kim bilmiyorum, dedesi mi diyeceğim ama. Veya çocuğu olabilir. Laih olabilir. Laih gibi. Laih yazıyor. M var. M mi? Yani çocuğu gibi olabilir belki. Liam. Muhtemelen. Liam. Aynen Liam. Laih nasıl okuyorsun artık? Ben böyle British aksanımla okudum falan diyorum. Şuradaki sahneydi. Şöyle bir küçükten geçeyim. İyi. Önümüze gelmiyorsa yeterli bizim için. Evet. Alt tabanı böyle arkadaşlar, dediğim gibi dışarıda oynamaya uygun olacağını düşünüyorum. Ben biraz inceleyeyim tam fikirlerimi zaten performans incelemesine. Ben şu yeşili sevmedim. Yeşil Nike yerine çünkü böyle tozlu tozlu duruyor. Buğulu. Yapışmış. Çünkü dandik bir şey var şurada, plastik. Evet. Dokunsana şuraya. Gitmedi. Dokunsana, çok dandikmiş ya. Ve şöyle yapıştırma gibi arkadaşlar, şuralardan hemen evet, kopabilecek bir şey. Tozlar mozlar yapışmış. Sanki hani şunu şöyle tutayım da çıkartayım diyeceğiniz gibi. Yok ya, ha var mıymış? Ha, içine kaynamış olabilir evet zamanında. Nasıl gördün maşallah? Direkt o dikkatimi çekti, hiç hoşuma gitmedi. Şöyle iç tarafta arkadaşlar Yenis'in logosu var yukarı doğru çıktığınız zaman. Yastıklama olarak faylon köpüğü diye hatırlıyorum, yanılmıyorsam. Yani zaten basit Nike'ın bütçeli modellerde kullandığı köpüklerden, yastıklamalardan bir tanesi. Ama buradaki sevdiğim nokta şuradaki zigzaklar oldu ve arkadaki yazı ve logo oldu. Bayağı hoş duruyor. Ne yazıyor? Lagos yazıyor. Lagos da herhalde Yunanistan'daki şehirlerden biri miydi? Olabilir. Yoksa farklı bir şey miydi? Öyle geldi. Muhtemelen öyledir arkadaşlar. Onun dışında yine ön tarafa geçmeden şu arkadaki topuk koruması çok hoşuma gitti. Baksana böyle çıkıntılandırılmış. Çok alçak ama. Alçak mı? Bence yüksek. Yani alçak gibi geldi. Yani şuraya bakarsan şuradaki eğimden bileklerin burada olacak. Herhalde ayakkabıda bayağı içeri giriyorsun, öyle düşünüyorum. Şurası anladım. Yüksek ya, sen şey zannediyorsun, şuraya oturacağım. Hayır, bayağı içine sokuyor seni ayakkabılar. Ama buradaki topuk koruması belki Free'in kendi modellerinde yoktur ya. Bayağı hoşuma gitti, biliyor musun? Görüntü olarak da çok güzel. Böyle kaslı kaslı bir yapı mevcut. Arkada da rahat giyebilmeniz için şu şekilde tutma kısmı ve orada da Yenis'in logolarından oluşan şortları vardı, hatırlar mısın? Evet. Oradaki şey bu, print. Gayet güzel duruyor. Evet, yavaştan da öne doğru geçelim. Hemen şöyle önünü çevireyim sana bir tanesinin. Ben de diğerinden inceleyeyim. Basit, hafif ucuz hissettiren ama muhtemelen de rahat olacak bir kumaş. Üst kısımda şuralarda kullanılmış. Bazı kısımlarda gördüğünüz gibi daha güçlü olması için ekstra katmanlar kaynatılmış. Aynı şekilde şurada ön parmağınıza da aynı şey mevcut. Bağcıklar güzel duruyor, renk vermiş. Fena kitlenme olmayacağını düşünüyorum. Hemen şöyle dildeki, üstteki biraz daha nefes alabilir ve pofidik bir yapı bizleri karşılıyor. Sol tarafta bizim beğenmediğimiz swoosh var. Ama o da nefes alabilir yapacak. Bakayım elimi görebilecek misin? Onu merak ettim. Bak evet, evet bak elimi görebiliyorsun değil mi? Hı-hı. Direkt nefes alabilir, yapamaz çünkü evet, buradan olmaz. Plastik ne buradaki amaç ne, dediğim gibi. Gereksiz. Belki hafifleştirmek veya renk katmak olabilir. Ayakkabı çok renksiz olacak yoksa. Giydiğin çoraba göre rengi değişecek. Aynen öyle. Ufak bir şu pencere açılmış. Keşke dışarıda bir şey olmasaydı, nefes alsaydı. Hı-hı. Şöyle arkaya doğru geliyorum arkadaşlar. Biraz daha baktığım zaman farklı materyallerde burada çevrelemiş oluyor. Nike işareti bir de içte var. Daha farklı bir dikişli gibi bir görüntü. O daha güzel bence. Yani daha hoş olmuş iç tarafta. Evet, bu şekilde beğendim. Dile de bak. Dilini açayım şöyle yavaştan. Aynen, içindekileri de çıkartayım. Bağcıklarını çözeyim. İçten şey çıktı. Yani dil çok aman aman değil. Yenis Antetokounmpo yazıyor. Polis yazıyor mu? Ha, yazıyor muymuş? Evet. Üst tarafta arkadaşlar ismi, dikişle de logosu var. Çok dandik hissettiren ve bunları sevmiyorum. Hızlı bir şekilde beyazlıyor bu kısımlar. Daha kumaşı hoş değil ya bunların. Bazı eşofmanlarda veya ayakkabılarda da oluyor. Hızlı bir şekilde eskimiş bir görüntüye İçinde sahip oluyor. Şey yok. İçi bomboş. Evet, çok ilginç. Hmm. Arkadaş içinde bir barkod olur. Aynen. Bir Yenis logosu olur. Logo bütçeli de. Şey yok. Diyorum ya, Nike abartıyor bütçeli modellerini. Yani o kadar dandik materyaller kullanıyor ki. Bunun için konuşmuyorum ama bunun dışındaki birçok
Nike bütçeli modelleri için bunu hissediyorum. Hani Adidas'ın daha çok beğeniyorum ben şahsen. Ama zamanında şimdi düşününce 200-300 liralara outletlerden aldığımız paylon ayakkabılar gibi değil mi? 200-300 materyalleri. Aslında zaten yurt dışında değişmedi. Yine 80 dolara çıkıyor. Hı-hı. 60 dolara, 50 dolara alıyorlar bunları. Hı-hı. Outletlerden. Hani biz outletten 700 liraya alınca bir şey bekliyorsun ya. Karşılığında diyorsun ki güzel bir şey gelsin. Yani bu fena değil yine, bu hoş ama bunun dışındakiler çok kötü değil. Fit görünüyor, fit bir ayakkabı gibi. Tatlı bir ayakkabı. Şimdi giydiğimiz zaman zaten bakacağız, daha iyi hissedeceğiz ayakkabıyı. Arkadaşlar şundan da bahsetmek isterim. Yine tutuculuk noktasında bakın bazı yerlerde yükselme mevcut. Ayağımız da bunun altına oturursa aynı şekilde dışından da baktığın zaman güzel bir kitlenme sunacak. Ama ben bunu ön tarafta da isterdim. Ön tarafta sanki eksik olacak gibi. Frikleri biliyorsunuz pek beğenemiyorum. Hep inceliyorum ama pek beğenemiyorum. Bunu muhtemelen beğeneceğim gibi hissettim. Çünkü çok beklentisizdim. Bu arada şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi dil yapısı da sizleri tutacak. One Booty veya işte bu çorap yapısı diyorlar. Bak dil buraya bağlı. Görüyorsun değil mi? Gördüm. Bazen dili mesela öne doğru yapıyorlar ya. En sevmediğim şey o. Ayakkabının içinde saçma sapan dönüyor ediyor. Bu hiç değilse bir tutuculuk sağlıyor. Evet hadi bakalım ayağımıza giyelim. Sonra fikirlerimizi orada belirtelim. Çok uzun geldi bana ya. Ne diyorsun? 45 biraz numara aldım ama sanki büyük gelecek gibi hissettim. Arada kaldım. 44,5 mi alsam 45 mi? İçi dar gibi mi bence? Girmedi ayağım resmen. Arkadaşlar biraz daha şuralardan bollaştırmam gerekecek. Bağcıklarını sevdim ama ya. Bağcık tatlı bir görüntü veriyor. Ne diyorsun? Riyakları bak bayağı uzun geldi arkadaşlar. Sağ ayağım benim sola göre daha küçük. Ama şurada büyük bir boşluk kaldı. Yani daha kalın çorap giyebilirim. Şu an basit çorap giydim. İyi oldu. Daha kalın basket çorabıyla giyebilirim. Ama freaklere oranla sanki daha büyük bir şeye sahip. Size'a sahip. Ayakkabı uzun bir ayakkabı. Aklınızdan çıkartmayın. Eğer ki hani numara seçiminde sıkıntı yaşayan, ayakkabıyı kısa bulan arkadaşlarım varsa mesela bu açıdan güzel olacak bence. Uzunmuş. Yani 45 numarada 44,5 da olabilir mi? Olabilirmiş bana. Yani çok fit giymek isteseydim. Mesela bunda da. Bunda daha iyi. Ben gerçi sol ayağım arkadaşlar benim hep rahatsız oluyor. O yüzden de biraz büyük seçiyorum. O yüzden numara tercihi yaparken hep sol ayağıma giyerim. Güzel güzel, yok 45 numara benim numarammış ama dediğim gibi biraz uzun. İlk hissimi söyleyeyim mi? Hı. Yandan dar ve desteksiz hissettirdi. Hı. Yani şuralardan bak ayağım pörtledi gibi hafif. Ama Nike'ın klasik hep ayakkabı. Yani niye burayı şu kadar darlaştırıyorsun değil mi? Sanki ayağımızın hepimizin ayağı böyle kayık gibi şöyle fışt diye öne doğru küçültüyor. Belki yenisinin ayağı falan öyledir. Hani ona göre yapıyorlar. Olabilir. Sonuçta. Olabilir belki. Ama Nike hepsini de yapıyor. Belki Amerikalıların ayağı mı öyle bilmiyorum. Belki de. Yalnız fena değil biliyor musun? Hoşuma gitti. İçinde arkadaşlar bayağı atletik hissettim. İnanın Freak'ten daha güzel hissettirdi. Freak 3'ten. Ya. Evet. Freak 4 ne zaman çıkacak? Freak 4 seneye çıkar. Daha yeni. Ha 3'ü aldık mı? 3'ü inceledik. İlk incelediklerimizden biri bu sene. Arkadaşlar güzelmiş ya. Tam tahmin ettiğim gibi topuktan harika bir tutuş. Önde hafif güvensiz bir his çünkü üstünde kullanılan materyal çok iyi değil. Ama sahada çok iyi olacak gibi. Yanı yapacağınız hamlelerde ya neyse bunları da şeye bırakayım. Asıl incelemeye bırakayım. Şu an için notu gayet güzel. Evet, ayakta giyip böyle ilk izlenimlerimizi paylaşınca hoşuma gidiyor. Keyifli oldu yine. Beklentinizi açmak arkadaşlar. Kilit nokta bu. Bazı ayakkabılarda şey oluyor musun? Böyle giyince bir an önce bunun içinde oyun oynamaya sabırsızlanıyorum falan gibi. Jordan 36'da öyleydim mesela. Hmm. Ve sabırsızlandırma değdi. O kadar harikaydı ki lezzetliydi diyecektim bak. Bu da güzel ama bu da güzel. Haftaya falan detaylı performans incelemesi gelir. Ben içerisinde biraz basket oynayayım, biraz zaman harcayayım. Ayakkabıyı esneteyim. Sonra sizlere keyifli bir video yapacağım yine. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da istedim.